Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Saygıdeğer misafirlerimiz, Esnaf Odaları Birliğimizin genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerimizden aldığımız bilgi doğrultusunda gerekli çoğunluğun sağlandığı tarafımıza bildirilmiştir. Şu an genel kurulumuzu sevk ve idare etmek üzere elimde bir tek önerge var. Başka önergesi olan var mı? Başka önerge olmadığına göre elimdeki önergeyi okuyorum. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 48. maddesine göre bugün yapılmakta olan genel kurulumuzu sevk ve idare etmek üzere aşağıdaki isimleri genel kurulumuzun onayına sunuyoruz. Divan Başkanlığına Mehmet Deniz, Başkan Yardımcılığına Cevdet Aboğlu, Katipliklere Ahmet Karabacak, Ümit Yaman, Sadık Altınkaya. Önerenler Nurettin Tümen, Hüseyin Kılıç, Cuma Kara, Sedat Çakıl, Aydın Gündüz. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Evet, Sayın Divan'ı göreve davet ediyorum. Karabük Esnaf Odaları Birliği'nin değerli delegeleri, sayın başkanlar, değerli yönetim kurulu üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin başkanları, ticaret il müdürü, siyasi partilerimizin başkanları, kongremize hoş geldiniz diyor. Kongremizin esnafımıza, Karabük'ümüze ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize saygı ve selamlıyorum. Yetkililer çoğunluğu sağlandığını söylediler. Divan olarak şahsımıza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyorum. Kongremizin zor bir dönemde, esnafımızın yaşadığı zor dönemde kongreyi gerçekleştiriyoruz. Tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gündemimizi okuyorum. Bir açılış, iki başkanlık divanının teşekkürü, üç saygı duruşu, dört başkanlık divanının tutaklığı imzalama yetkisinin verilmesi, beş yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, altı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, yedi bilanço gelir gider hesaplarının okunması ve müzakeresi, sekiz bilanço gelir gider hesaplarının kabulü ve iletti, dokuz yönetim kurulu ve yönetim kurulu hayırlar ikrası, on 7 dönemi ait çalışma programı ile programda yer alacak olan üyelerin mesleki eğitim, teorik ve pratik kurs programıyla ilgili tahmini bütçeyi incelemek ve aynen değer değiştirerek kabul etmek ve yer etti. 11 aylık ücretlerin, hakların, yoklukların ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi, 12 dilek temeller, 13 seçim, 14 kapanış, 14 maddeden oluşuyor. Bunun dışında bir ilave madde yapmak isteyen var mı? Olmadığını görüyorum. Bu 14 maddeyi bulduğum şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Faaliyet raporu, üye sayısı 15 oda 8300 üye, ünvanı Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, organ üyeliklerini söylememe gerek var mı bilmiyorum ama Başkan Nurettin Tümen, Hüseyin Kılıç Başkan Vekili, Cuma Kara Yönetim Kurulu Üyesi,
Sedat Çakıl yönetim kurulu üyesi, Aydın Gündüz yönetim kurulu üyesi, Fikret Arslan denetim kurulu başkanı, Nevzat Ulupınar denetim kurulu üyesi, İlhan Ercan denetim kurulu üyesi. Bir önceki dönem çalışma programına uyuldu. Genel Sekreter Yıldıran Yıldırım, Sicil Müdürü Esra Ersöz. Meslek kuruluşları için verilen eğitim sayısı 2. Bolu ve Zonguldak olmak üzere 2 tane eğitim verildi. Eğitimden faydalanan oda personel sayısı 15. Mesleki yeterlilik ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili çalışma daha önceki dönemlerde yapıldı. Meslek kuruluşlarının tüm toplantılarına katılım sağlandı. Mesleki Eğitim İşkur Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir adet düzenlendi. Bildiğimizin bir tane gayrimenkulü var. 425 bin liraya alındı. Halen mevcut. Bildiğimize ait bir taşıt bulunmamaktadır. Meslek kuruluşumuzun herhangi bir iştiraki yoktur. Mali durumlarla ilgili bilgiler, 2018 yılında gelirler 454.553 lira 92 kuruş, 2019 yılında 598.192 lira 12 kuruş, 2020 yılında 559.586 lira 84 kuruş, 2021 yılında 673.021 lira 37 kuruş. Giderler 2018 456.493 lira 92 kuruş, 2019 611.093 lira 88 kuruş, 2020 510.585 lira 39 kuruş, 2021 669.202 lira 44 kuruş. Odamızın SGK'ya, vergi dairesine ve herhangi bir resmi daireye herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Konfederasyona katılım payı borcu 61.553 liradır. Odamızın başkana olan borcu, maaş borcu 59.998 lira 40 kuruştur. Bankalardan 2 adet kredi kullandırılmıştır. Biri esnaf kefalet vasıtasıyla. Bunların bir tanesi birliğe yer alırken kullanılmıştır. Bir tanesi de tazminat için kullandırılmıştır. Toplamda 60.852 lira 67 kuruş kredi kullandırılmış. Bunun 30.411 lira 46 kuruşu şu ana kadar ödenmiş. Şu an itibariyle kredi borcu 30.441 lira 21 kuruştur. Kayıt ücretleri 4 yıl için 743.286 lira 58 kuruştur. Katılım payı geliri 4 yıl için 237.215 lira 52 kuruştur. Düzenlenen ve onanan belge gelirleri 4 yıl için 183.630 lira 91 kuruştur. Birliğimizde 4 adet personel çalışmaktadır. İl düzeyinde bazı sayısal verilere gelecek olursak, açılan iş yeri sayısı 1857, kapanan iş yeri sayısı 932, işini değiştiren esnaf sayısı 1173'tür. Esnaf ve sanatkarlar faaliyetine yeni başlayacak kişilere verilen danışmanlık hizmetleri ticaret odası ile nereden başlasam projesi ile 130 tane esnafa destek sağlanmıştır. Söz almak isteyen var mı? Olmadığını görüyorum. 6. maddeye geçiyorum. Denetim kurulu faaliyet raporunun bulunması ve müzakeresi. Yüzün altında olan kayıtlı oda sayısı yoktur. Gelirinin giderini karşılayamadığı tespit edilen herhangi bir odamız yoktur. Yönetim kurulu toplantıları en az ayda bir kez düzenli yapılmıştır. Yönetim kurulu toplantısı çağrısı üyelere yazılı olarak yapılmıştır. Yönetim kurulu toplantılarında toplantı kararının hesaplarına uyulmuştur. Mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya iştirak etmeyen herhangi bir üyemiz olmamıştır. 5362 sayılı kanun 60. maddesi uyarınca tutulması zorunlu defter, belge, beyanname, makbuz ve fişler usulü uygun tutulmaktadır. Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler mevzuat açısından geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanmaktadır. Giderler başkan veya başkan vekiliyle genel sekreterin ortak imzasıyla yapılmaktadır. Bankalardan aylık ekstra alınmak suretiyle hesap mutabakatı her ay yapılmaktadır. Birlik adına gönderilen yazılar başkan veya başkan vekiliyle genel sekreterin ortak imzasıyla yapılmaktadır. Kasa veya menkul kıymetlerde kasa nakit tutarı
kasada herhangi, yani hesap dönemiyle ilgili kasada para yoktur, düzenli her gün bankaya yatırılmaktadır. Bankalarda 2021 yılı sonu itibariyle 198.201 lira 50 kuruş vardır. Dönem varlıklar toplamı 518.106 lira 94 kuruş, duran varlıklar toplamı 471.623 lira 53 kuruş, denetlenen döneme ilişkin gelirler toplamı 2018, 19, 20 ve 21 yılları için 2.285.354 lira 25 kuruştur. Giderler 2.247.375 lira 63 kuruştur. Denetlenen dönemde 900 liralık sosyal yardım yapılmıştır. Kayıtlara göre meslek kuruluşunun olması gereken basılı matbu evrak mevcuttur. Para kıymetli evrak zaten tutmuyoruz ama gün sonuna kadar kasada tutulmaktadır. Teslimatlar günlük olarak yapılmaktadır. 5362 sayılı kanun 61. maddesi gereğince birlik tarafından tahsil edilen her türlü gelir birliğin banka hesabına yatırılmaktadır diye soruluyor ama zaten üyeler kendileri ilgili Halk Bankası'na üyenin kendi tarafından yatırılmaktadır. Birliğe katılım payı olan oda bulunmakta mıdır? Evet, bulunmaktadır. Birliğe eğitim payı borcu olan odalarımız da mevcuttur. Söz almak isteyen var mı? Olmadığını görüyorum. 7. maddeye geçiyoruz. Bilanço gelir gider hesaplarının bulunması. 2018 yılında 454.553 lira 92 kuruştur. (gülüyor) 2019 yılı gelirler 598.192 lira 12 kuruştur. Giderler 397.416 lira 41 kuruştur. (gülüyor) 2020 yılı gelirler 559.586 lira 84 kuruştur. Giderler 510.585 lira 39 kuruştur. 2021 yılı gelirler 673.021 lira 37 kuruştur. Giderler 669.202 lira 44 kuruştur başkanım. 8. maddeye geçiyoruz. Bilanço gelir hesaplarının kabulü veya reddi. Burada bulunacak bir şey yok başkanım, siz oylamayın. Oylarınıza sunuyorum. Bilanço hesaplarının gelir gider hesaplarının kabulü veya kabul edenler işaretliyorsun. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. Yönetim kurulu denetim kurulunun ayrı itirazı. Yönetim kurulunun okudu, söz alan olmadı. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Denetim kurulunun oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Yönetim ve denetim kurullarını ayrı ayrı ibra etmek isteyenler işaret duyursunlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 335.000 basılı evrak satışı 140.000, oda aidat geliri 12.000, faiz gelirleri 15.000, sicil harçlarından alınacak paylar 150.000, bağış ve yardım gelirleri 40.000, diğer gelirler 75.000, hedef gelir 1.017.000, giderler ücret, harcırah ve vergiler 225.000, yönetim kurulu huzur hakları 225.000, personel ücret ve tazminatları 500.000, toplantılar ve eğitim giderleri 15.000, başkanlar kurulu giderleri 50.000, hizmet içi eğitim semineri 25.000, bağlı odalara yapılacak maddi katkılar 50.000, temsil giderleri 15.000, kiralar 20.000, hizmet oda, benzin, tamir ve sigorta giderleri 7.500, ilan, reklam, yayın organı abonelikleri 6.000, PTT kargo haberleşme giderleri 9.500, elektrik, su, temizlik ve doğalgaz 25.000, vergi, resim ve harçlar 7.500, tanzim ve bakım giderleri 12.500, ikram giderleri 12.000, gayrimenkullerin bakım, onarım ve tefrişat giderleri 5.000, kırtasiye giderleri 8.000, müteferrik giderler 20.000, basit usul muhasebe evrakları için maliyet 50.000, hedef gider 1.013.000, gelir gider farkı
4000. Söz almak isteyen var mı? Olmadığını görüyorum. Okunduğum şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11. madde ayıp, cüretlerin ve buzur hakların tespit edilmesi. Yolluk ve konaklı 1362 sayılı esnaf ve sanatkarların meslek kuruluşları kanun 56. maddesinin A bendinden hareketle bir asgari ücretin net tutanın aylık olarak ödenmesine bir sondaki genel kurula kadar başkan, vekili ve diğer yönetim kurulu üyelerine 5362 sayılı esnaf ve sanatkarların meslek kuruluşları kanun 56. maddesinin A bendinden hareketle her birine aylık 1000 TL net olarak ödenmesi bir sondaki genel kurula kadar denetim kurulu başkan ve üyeliklerin her birine yıllık net olarak 1500 TL bütçe imkanları düşünülerek yapılır. Oturum ücreti huzur hakkı verilmesine, disiplin kurulu üyelerinin her birine yıllık net olarak 500'er TL huzur hakkı verilmesi, disiplin kurulu toplantısı yapılmaması veya disiplin kuruluna havale edilen herhangi bir işlem olmadığında ücret ödenmemesine, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyelerine görevli olacakları her gün için net asgari ücretin 5/1'ine kadar harcara ödenmesi. Diğerleri standart maddeler başkanım. Önemli olanlar bunlar. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, yaz 11. maddede ücretler, hakkuzurlar ve yollukları ilgili arkadaşımız okudu. Bu 5360 sayılı yasanın bizlere verdiği yetkinin altında ücret okunduğunu gördüm. Bu konuda söz almak isteyen var mı? Okunan bütçeyle ilgili tahmini ücretlerle ilgili yolluk ve konaklama ilgili. Söz almak isteyen var mı? Olmadığını görüyorum. Okunduğu şekliyle 11. maddenin oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12. maddeye geldik arkadaşlar. İki tane başkan adayımız var. Hüseyin Kılıç Bey, Nurettin Tümen Bey. İki başkana söz vereceğiz. Ondan sonra da seçime geçeceğiz. Bu konuda bir düşünce olan var mı? Olmadığını görüyorum. Sayın Hüseyin Kılıç, herhalde size mi verelim öncelikle? Önce Sayın Hüseyin Kılıç'ı konuşmasını yapmamız üzere kürsüye davetiyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Divan, çok değerli Sanayi Ticaret İl Müdürüm, siyasi partilerimizin gelen başkan ve yöneticileri, çok değerli esnaf kardeşlerim ve yöneticileri, başkanları, çok değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensubu kardeşlerim, esnaf ve sanatkarlar odamızın olağan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli arkadaşlarım, ben kendim bu seçimde aday olmadım. Değerli başkanlarım toplanarak beni aday gösterdiler. Tabii görevden de geri adım atamazdık. Şimdiye kadar öyle veya böyle Nurettin Bey'le 20 yılımız geçti. Nasip buraya kadarmış. Bazı sıkıntılarımız oldu. Ayrılmak zorunda kaldım. Yine nasip olur seçilirsem Nurettin Başkanımızın bilgisi, donanımı yine beraber kucaklaşarak bu birliği götürmeye çalışacağız. Tabii ki benim başkanlık yaptığım kuruluşların da nerelerden nerelere geldiğini arkadaşlarımız da çok iyi biliyor. İnşallah nasip olursa hayırlısı nasip olsun. Burayı da aynı şekilde yüceltmeye ekibimizle beraber, hep beraber, esnaflarımızla beraber yüceltmeye gayret edeceğiz arkadaşlar. Ben birilerini eleştirmek için aday olmadım. Ama eleştirilirsem de cevap verecek çok şeyler var. Bunu da Sayın Divan'dan müsaade alarak şayet eleştirilirsem cevap vermek istiyorum. Bu vesileyle Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın genel kurulu inşallah hayırlara vesile olur. Bu vesileyle hepinize toplantıya katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Ben de yıllarca bu teşkilatın içinde olan bir insan olarak bayağı bir emek harcadım.
Zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerde esnaf odalarının aktif olması, esnafın sorunlarına sahip çıkması, esnaf gerçekten hayatının en zor günlerini geçiriyor. Piyasa şartlarını görüyorsunuz. Bu nedenle birlik, beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Şimdi hiç kimseyi kırmadan, incitmeden ikinci konuşmayı Nurettin Bey'e vereceğim. Saygıdeğer misafirlerimiz, sivil toplum örgütlerimizin ve siyasi partilerimizin değerli başkan ve yöneticileri, çok değerli genel kurulu üyelerimiz, sevgili basın mensupları, 8.sini gerçekleştirmekte olduğumuz Esnaf Odaları Birliğimizin genel kurulumuza teşriflerinizden dolayı şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Hüseyin Bey biraz kısa tuttu, ben azıcık uzatayım diyorum. Değerli genel kurulu üyelerimiz, tabii işin başında olan kişi başkan olarak yönetim kurulu faaliyet raporunda ve yeni dönem çalışma programında yapılacak olan işler sizlere okundu, dinledik. Ben sizlere sadece bugünkü yani sönük geçmekte olduğumuz şu genel kurulu hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Birçoğunuz bu süreçte durumu biliyorsunuz ama ben kısaca değinmek istiyorum. Ben bir başkan ve şimdi ise sizlerin karşısında başkan adayı olarak büyük haksızlığa uğradığımı belirtmek istiyorum. Beni en fazla üzen Hüseyin Bey'in son ana kadar beraberiz dedikten sonra önceden altyapısını oluşturduğunu tahmin ettiğim adaylık açıklamasını sosyal medyadan öğrenmem beni çok üzmüştür. Burada bulunan her arkadaşımın aday olma hakkı vardır ve saygıyla da karşılarım. Bazı başkanları toplantı var deyip 100. yılda bir mekana çağırılarak bazı arkadaşlar tarafından Hüseyin Bey'in tarafından orada adaylık açıklaması yapılması yanlış olmuştur, bizlere yakışmamıştır. 20 yılı aşkın süredir iyi günde kötü günde beraber olduğumuz Hüseyin Bey, son bir aydır bana adaylık falan asla düşünmediğini, hatta artık yorulduğunun, çok yerde görev aldığı için yorulduğunun, yönetime dahi girmeyeceğini, benim yanımda olan arkadaş ortamında bana söylemiştir. Kaldı ki, bu kadar zamandır dostluğumuz olan ve asla kendisine saygısızlık yapmadığım Hüseyin Bey ile karşılıklı otursaydık, Nurettin bu dönemde ben başkan adayı olayım deseydi, yukarıda Allah şahit, hiç tereddütsüz ben kabul ederdim. Onu özellikle bilmenizi isterim. Psikolojik olarak beni kötü etkileyerek, belki de aday çıkmamı engellemek amacıyla sosyal medyada paylaşmış oldukları adaylık açıklamasının fotoğrafının servis edilmesi benim için itici bir güç olmuştur. Servis edilen fotoğrafta benim yalnız bırakıldığım hissi verilmeye çalışılmıştır. Gerçek ortaya çıktıktan sonra birçok oda başkanı ve yönetimdeki arkadaşlarım yanımda olduğunu dile getirerek bana güç, kuvvet vermişlerdir. Bugüne kadar güç ile insanlara hükmetmektense ve onları bu şekilde bağlamaktansa insanlarla güler yüz ve samimiyetle iletişim kurmaya çalıştım. Bundan sonra da bu şekilde olacağımı özellikle genel kurulumuza belirtmek istiyorum. Yöneticilik döneminde bilerek veya bilmeyerek yanlış yapılan her icraat eksisiyle artısıyla beraber olmuştur. Kazası da cezası da beraberdir. Sizlerin böyle bu konularla zamanınızı aldığım için özellikle sizlerden özür dilemek istiyorum. Bana inanan ve haksızlığa uğradığım için yanımda olan siz değerli genel kurulu üyelerimizin karşısında bu mağduriyetimin giderilmesi için sizlerin oylarınıza talibim. Benim mağduriyetimi ve uğradığım haksızlığı
Allah'ın izniyle siz değerli genel kurul üyelerimizin telafi edeceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle katılımcılara, siz değerli genel kurul üyelerimize saygılarımı sunuyor, Allah'a emanet ediyorum. Ben şunu düzeltme yapmak istiyorum önce Sayın Tümen. Sayın Hüseyin Kılıç aday olmadığını, arkadaşlarım tarafından aday yapıldığını söyledi. Düzeltmeyi yaptıktan sonra Hüseyin Bey konuşmam, cevap vermek istiyorsunuz. Kısa bir cevap için, Sataş Bey'e meydan vermeden, kongremizin seyri bozulmadan kısa bir cevap istiyorum. Değerli misafirler, değerli başkan ve yönetici kardeşlerim, kısaca Nurettin Bey'e bir cevap vermek istiyorum. Ben 1,5 ay önce, belki 2 ay önce ben bu yönetimden ayrılacağımı söyledim. Defalarca yine görüştük. Bayramdan sonra ilk mesai günü oturduk, yine konuştuk. Şimdi ne konuşayım, yani şikayet etmiş gibi olacağız. Ben böyle şeyler de sevmiyorum. Arkadaşlar, aldığımız kararlar müsbet de kararlar farklı. Yönetim kurulunun defterindeki kararlar farklı. Bir kardeşimizi, birliğimizin arabası yok, şoförümüz var. Bu kardeşimizi esnaf kefalete kaydıralım Sayın Başkan. Bunu işten çıkarmayalım. Esnaf kefalet, araba esnaf kefaletin, şoför birliğin. Bir kaza maza yaptığımızda biz bunun içinden çıkamayız. Biz bunun altından kalkamayız. Bu sıkıntılı bir işler diye defalarca uyarmama rağmen beni sağ sola şikayet etti. Seni işten çıkarmamı istiyorlar diye şoförümüze bunu şikayetlerde bulundu. Daha farklı bir sürü şeyler var. Bir takım hadiseler var. Ben esnafım için oradan ayrıldım. Diğer başkan arkadaşlarımızla görüşerek Nurettin sen yoluna devam et dedim. Benim yerime de birinizi yazın. Ben doldum, yorulmadım. Ben esnaf için yorulmam. 24 saat telefonum açık. Bana destek veren ya da vermeyen, hangi esnaf olursa olsun, gecenin hangi saatinde ararlarsa arasınlar, ben kalkar koşarım. Ben böyle devam ettim, böyle devam edeceğim. Bunun aksini konuşan bir arkadaşımız varsa da divandan müsaade alırız, açıklamalarını yaparlar. Onun için haksızlığa Nurettin değil, esnaf kardeşlerimiz uğradığı için ben oradan ayrıldım. Sizlerin adına bizler de haksızlığa uğradık. Yönetim kurulu olarak dördümüz birden ayrıldık. Nurettin Bey aday olmayacağını söyledi. Mehmet Deniz abimiz hatta odalarda dolaştı. İyi yaparsın dediğini bize söyledi filan. Yani mevzuyu açarsak bu seçim bugün de bitmez. Ağzımı bir açarsam bu seçim bugün bitmez arkadaşlar. Biz esnaf için mücadele ediyoruz. Bizim kendi babamızın yeri değil, kendi şirketimiz değil. Ama oralar o şekilde kullanılıyor. Sadece kısaca bunu söyleyeceğim. Hepinizden özür dileyerek bunu söylemek zorunda kaldım. Ben söylemedim, ilk konuşmamda da söylemedim. Nurettin Bey bazı şeyleri söyleyince hakkında bunları bu kısaca açıklamak zorunda kaldım ama daha bir sürü detay var. Niçin 4 tane yönetim kurulu üyesi buradan ayrıldı arkadaşlar? Bunun bir sebebi var diye mutlaka kafanızda bir canlandırın. Ben aday değildim ki niye ayrıldı 4 tane yönetim kurulu üyesi? Yani lütfen çok birbirimizi üzmeden, kırmadan tatlıca bir seçim geçirelim dedik. Fakat Nurettin Bey destan yazar gibi yazmış. Ben bildiklerimi konuşuyorum. Önümde kağıt da yok, kağıttan okumuyorum arkadaşlar. Kalbime yazdıklarımı söylüyorum. Daha neler var neler. Dinlediğiniz için, sizi oyaladığımız için kusura bakmayın, özür dilerim. Biz de desteklerinize talibiz. İnşallah kimsenin yüzüne aşağıya baktırmayacağız. O birliği 4 sene sonra nasıl teslim ettiğimi göreceksiniz arkadaşlar. İnşallah hayırlısıysa biz oraya başkan olalım. Ama bu birliğin kesinlikle ve kesinlikle nerelere geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bu birlik kurullardan beri arabamız vardı, şimdi arabamız yok. Yani vesaire vesaire. Çok detaya girmeyelim. Bizi dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Özür diliyorum arkadaşlar. Burada 117 tane delege var. O 117 kişinin 117'sinin de buraya aday olma hakkı, hukuku var. Hiç kimsenin
buraya, buna bir şey deme şansımız yok. Biz Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz açıklamaları için. Öğretim Bey, sataşmaya cevap şey olma hali olmadan, ikinci bir söz almadan cevap verin, seçime geçelim. Benim söylemiş olduğum kelimeler %100 doğru olan kelimeler. Herhangi bir çarpıtmam yok. Birliğimizde, birlikte bir personelimiz var şoför kadrosunda. Daha önceden birliğimizin arabası vardı. Arkadaşımız, daha önceki sicil müdürümüz ayrıldığı için birliğimizin durumu iyi değildi. Satmak zorunda kaldık. Herhangi bir kişiye vereceğimize kooperatife sattık aracımızı. Dolayısıyla araç kooperatife geçti ama şoför birlikte görünüyor diyor. Yani birlikte çalışan şoför olur, sicil memuru olur, başka çaycısı olur. İlla ki araba oraya gitti diye kişinin de oraya gitmesi gerekmez. Bunu böyle bilelim. Ha, arkadaşın hatası var, bunu çıkaralım, başka yere gönderelim. Olabilir, o denebilir. Ben, madem 4 kişi ayrıldı, ben tek kişiyim, 4 kişi niye yapmadınız, niye yapılmadı? Öyle düşünülebilir yani. Ben sadece sizlerin iyi niyetine sığınarak, inan samimiyetimle diyorum, sizleri bu sıkıntıya sokmama adına bazı şeyleri ben de açıklamak istemiyorum. Teşekkür ederiz başkanım, sağ olun. Özellikle ben mağdur olduğumu, haksızlığa uğradığımı özellikle belirtmek istiyorum. Haksızlığa uğradım ben burada. Bazı arkadaşlar tarafından, Hüseyin Bey'in şahsı olmamış olabilir bak. Şahsına bir şey demiyorum. Haksızlığa uğradım. Bu haksızlığımın giderilmesini sizlerin genel kurulunun südüne vicdanına bırakıyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Kongremiz tamamlanmış, seçimlere geçiyoruz. Kongremizin Karabük ilimize birlik beraberliğimizi sağlayacak şekilde hiç kimsenin kırmadan, incitmeden seçim kuruluna bu işi devredeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Seçim kurulu geldi mi arkadaşlar?